Abi şimdi e, müsaitseniz ne yapalım, nasıl başlayalım? Yani klasik şey muhabbetimiz var zaten. Sıkıntılı olduğu, keselim dediğimiz yerleri ben keseceğim. Kırpmamız Hı. gereken var, bir yer varsa kırparız. Ben bazen konuşmayı unutuyorum o yüzden editte çok sıkıntı çıkarabilirim. Vardı olsun. <laughs> ya gerekli şeylerle 3 saatlik podcast yaptım ve ben o 3 saatlik podcasti 3 haftada editledim. Sıkıntı yok. Ertele yerte. <laughs> Hallederiz. Abi öncelikle hoş geldiniz. Hani bize vakit ayırdınız. Bu tarafta sizlere yönlendireceğimiz soruları şey yaptınız. Siz kimsiniz? Hani bir de sizle konuşuyorum. Şu an iki kişi varsınız. Ne diyorsun abi? Ben pek alakadar değilim olayla ama çok öyle. Osman abi Adam... senin de emeğin var. Abi şimdi ben oturdum iki saatte çevirdim. Sen iki, iki buçuk hafta çizdin şimdi. Aynı şey değil. Sonuçta ama emeğin de var. Çevirdin o kadar. Ben onu emek olarak görüyorum. Abi, iki saat, iki buçuk e, emek değil mi? demiyorum, zaten ama olsun. Kardeşim senin çevirini Japon'a atmışlar demiş ki kardeşim bu ne? Bu ne demişler? Bu da, <laughs> şimdi şöyle bir muhabbet var. E, şu an de yani e, podcast yaptığımız şeyde. Ryu ve Ayran i̇şte. var. Sana direkt Ayran'la hitap edeceğim Nick'inden dolayı. <laughs> Peki. Sevgili Ayran'ımız bu serinin e, işte yarışma diyebilir miyiz bu muhabbeti? E, evet mabeti. aslında. Yani bir, bir nebze evet. Bu yarışmaya katılmak için seriye İngilizceden e, ya da işte Türkçeden de değil, siz siz şey yapın düzeltin beni. Kısaca Japonca'ya çeviren arkadaşımız. E, ben öncelikle Ayran sana soracağım. Her ne kadar mangakımız şeyde olsa. Abi evet. senaryoyu sevdin mi? Abi senaryo valla yalan söylemek olmasın senaryoyu ben de tam bilmiyorum abi. <laughs> Nasıl ya? Ben, ben, ben ilk bölümü gördüm. Biz hala lore'u tam konuşmadık. Ben çok böyle kaba taslak biliyorum senaryoyu. Yani hani ben şey kadar biliyorum işte. En son manga kesitle yapılan röportajda söylediği kadarını falan biliyorum. Ondan fazlasını ben de çok bilmiyorum daha. Hmm. Konuşma planımız vardı ama. Ama daha konuşmadık. Evet, en yakın zamanda konuşacağız ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Şimdi şunu da soracağım abi. Millet şu anda seni tanıtırken işte yerli mangaka, Türk mangaka falan da sen mesela kendini ne olarak görüyorsun? Hani ben bir mangaka adayıyım, mabitin mi var yoksa yok abi ben bayağı düz mangakayım mı diyorsun. Çünkü bizim şu an halkta şey muhabit var. Manga ne bilmiyoruz, mangaka ne hiç bilmiyoruz. Yani teknik olarak manga dediğimiz şey aslına bakarsan bir çizgi roman. Hani Japonların yaptığı lokal çizgi romana manga deniyor. İşte evet. bizim Türkiye hani e, ...kültürümüze manga girerken şey muhabbeti olmuş... ...işte Japonlarınkini ayrı tutmuşuz... ...ama Amerikalılarınkini falan ayrı tutmamışız... ...oradan gelen şeye biz direkt çizgi roman demişiz... ...hani her ulusunkini ayırmış olsaydık... ...evet bu globalde de böyle ama Japonların zaten kendi kültürünü... E, ...satması zaten böyle... ...adamlar kendi kültürünü birilerine aşılamayı çok iyi biliyor... ...ama bu aşılamayı yemeseydik... ...onlara manga demek yerine yani, çizgi roman demek... ...daha doğru gelir gibi geliyor bana... ...çünkü abi aranızda fark yok hani ırkçılık bu. Yani aranızdaki tek fark şey. Seni Japon olmaman. Mesela en çok gelecek sorulardan bir tanesi o. Abi sen kimsin? Sen Türk müsün? Sen e, anam baban Japon mudur? Niye sana manga diyorlar? Evet ben kendimi manga olarak görmüyorum şu anda. Hatta yani şöyle diyebilirim. Manga adayı olarak görüyorum evet. Şu anda bir amatör manga çalışması yapıyorum. Benim gözümde öyle çünkü. Zaten paylaştığım sitede Shonen Jump'ın resmi sitesi amatörler için. Hani Oradaki amatörlerin jump Plus'a geçmesi için bir yarışma düzenliyorlar. Hatta gelişimini gözetleyen editörler de var o sitede. Daha henüz bank olmak için çok erken yani benim için en azından. Peki sana şunu sorayım. Hani gelişimli falan kotay. Hani, teknik olarak şöyle bir muhabbet var. Sen o tarafta gösterdiğin sağlam bir performansla yukarı çıkabileceksin tier olarak ve işte evet. plus'a oradan bilmem nerelere kadar gidebiliyorsun. Şey muahiti evet. var mı bu e, yüklediğin sitede? Aga sen Japon olmak zorundasın yoksa senin mangaka saymıyoruz gibi bir koşul var mı? Hayır kesinlikle yok. Tek adamların tek istediği şey e, manganın Japonca olması. Başka dilde istemiyorlar. O... Japonca yüklediğin sürece ırkına bakmıyorlar yani. O zaman teknik olarak e, senin hangi ulustan milletten geldiğine bakmaksızın sen evet. gidip Shonen Jump'a kadar ürün çıkarabiliyorsun ki Shonen Jump'a zaten bir ürün çıkardıysan birinin sana mangaka demesi bence dememesi bence bir salaklık olur çünkü. Alo abi yani şey belli. Derginin ne <laughs> olduğu belli. O yüzden şu an sana resmi olarak şey diyebiliriz. Sen bir mangakadasın. Sen kendi çizimlerini yapan bir amatör mangakasın aslında. Çünkü evet. hiçbir ne hani hem bunun çizimleri böyleymiş. Ee, çok da kendini geliştirememiş. O zaman mangaka değil diyemeyiz. Çünkü e örnek vermem gerekirse bu biraz çok absürt ve birçok insan kızıcı bir şey olacak ama mesela Hunter x Hunter, Boku Nero Akademi gibi serilerin hatta Huntrix Hunter x Hunter'ın çizimleri halen bana biraz vasat geliyor ama çizimleri çok sade ve şey kalıyor, vasat kalıyor. Bu en büyük bir kısmı özellikle Boku Nero Akademi. Seri ilerledikçe çok daha güzel çizimlere sahip oluyor. Yani mesela bu adamın da ilk çizimlerine baktığında seninkilerle hallice geliyor. En azından benim için böyle. Ee, Mesela sana en çok bizim e, sunucudan şöyle bir soru gelmiş. Abi bazı yerlerde sanki çizimler çok sade kalıyor ve şey kalıyor diyorlar. Kendi mesela eksik gördüğün ve şurada çalışacağım. Örnek veriyorum işte karakter tasarımlarında, background'da, işte senaryon gidişatında vesaire dediğim bir şey var mı? Kendi eksik gördüğün bir şey. Kendi eksik gördüğüm bir şey. Ee, özellikle arka planlar çok eksik. Yani i̇lk sayıda neredeyse arka plan hiç yok. Olanlar da berbat. Ee, bu benim en büyük eksikliğim. <laughs> Bir de ilk sayıda şöyle bir şey var. Sadece kafa şablonlarından oluşuyor bütün sayı. Çünkü ben onun temelini dediğim gibi Şubat ayında atmıştım. Sadece bütün mangada kafa var. Ya da vücut var. Hani böyle full body hiçbir şey yok. Ee, eksik olduğum tabii ki birçok yön var. Bunlar da ustam sağ olsun ilgileniyor benimle. Eğitimde, zaten gelişimi o gözetliyor. Ee, mesela bölüm çizmeden önce name halini manganın onunla beraber okuyoruz 2-3 kere. O bana diyor ki işte burada çok kafa kullanmışsın. Bunu yapma diyor. <laughs> burada mekanı algılayamıyoruz. Buraya bir mekan ekle diyor. Böyle böyle beni uyarıyor. Ben de onun söylediklerine göre baştan çiziyorum bütün neyimi, name, name sürecini. Ondan sonra bakıyoruz. Ama en büyük eksikliğim arka plan konusu. Peki şimdi ustam dedin ya, e, kimdir evet. o? Yani işte bir Japonla mı tanıştın da o seni yönlendiriyor yoksa işte bu sektörü bilen birisi var da onunla mı tartışarak ilerletiyorsunuz bu muhabbeti? kendisi Bekir Burak Şen yani benim ben onun asistanıyım öyle diyeyim <laughs> kendisi yıllardır bu işin için hatta kendisi Japonya'da Japonya'ya da gitti. Jump'la birebir görüşmüş birisi bildiğiniz Jump'ın binasında aditörle görüşmüş oradan bir geri dönüş almış yıllardır da uğraşıyor o da hatta 2014-2015 aralığında Türkiye'de Kabura Manga diye bir dergi yayınlamışlar manga üzerine Kendisi bayağı deneyimli bu konularda. Bayağı çiziyor kendisi de. Onun da yakın zamanda mangası çıkmıştı. O, o mangaya asistanlık yaptım ben de. Böylelikle tanışmış oldum. Um, şey çıkmış dediğim manga acaba Türkiye'de duyulan bir manga mı yoksa hani çünkü ben şey duymadım yoksa yurt dışında çıktı da hiç bize uğramadı mı? Yok Türkiye'de çıktı. İsmi In Infection diye geçiyor. Çizgi stüdyoda yayınlanmıştı. Tamam biliyorum. Evet normalde... E Başka planlarımız da vardı ama Burak abinin aklına şu an başka şeyler geldi. Şu an onunla da ilgileniyor kendisi. Ben de bir yandan yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem kendi mangamı çiziyorum, hem de ona yardım ediyorum. Böyle ilerliyor. Peki yani şu anda teknik olarak sen iki farklı projede e, ilerliyorsun diyebilir miyiz? Yoksa şey mi? Sen şu anda çizdiğin bir seri var. Sen buna devam ediyorsun mu? Yoksa Rica tabii asistanlık yaparak bir yandan hani şey mabiti vardır. Yabancı e, mangakalarda. Asistanları boşta kaldığında kendilerince bir şeyler kararlarlar ve kendi serilerin ya da one shotlarını çizerler. Sen şu an o kafamda mısın yoksa hayır ben sadece şu an iki projeye birden yöneliyorum kafasında mısın? Ee, şu anda e, ilk baştaki verdiğim örnek gibi o kafadayım. Çünkü zaten bu seriyi yapmak e, sebebim de oydu. Asistanlık yaptığım dönemde e, bana iş gelmediğinde Burak abiden. O da diyor ki de işte asistan boş kaldığında kendi serisine odaklanır diyordu. Ben de o şekilde yazmaya başladım serimi. Şu an kendim serimi çiziyorum ama Burak abi manga çizmeye başladığında tabii ki önceliğimi ona vereceğim. Çünkü onun asistanıyım sonuçta. Ama serimi de bir yandan çizmeye devam ediyorum. Ben şey soracağım. Asistanlık yaparken tam olarak ne yapıyorsun? Ee, güzel soru. Burak abi şu an dijital çalıştığımız için pek bir zorluk çıkmıyor birbirimize sayfaları göndermede. İşte bana e, sayfanın dosyasını gönderiyor. Oraya not yazıyor ekranına. Atıyorum şurayı işte atıyorum 175 şeyle gölgelendir. Tonla ya da. Ya da oraya arka plan skeci koyuyor. Notlar yazıyor. Bu notlara göre arka planı çiz diyor. Böyle ilerliyor ilişkimiz. Mesela en zorlandığın Ricat abi görevin neydi? Hani sana bunu yap ya ben anlayamadım ya da işte içime sinmedi ama kabul edildi dediğim bir şey oldu mu böyle? Ee, olmuştu bir tanesini. Hatta konuştuk, görüntülü aradı. orada anlattı her şeyi. Biraz haşladı o gün beni. Abi ağaca <laughs> sağ koyacaksın işte falan diye Muhammed dönüyor muydu? <laughs> Yok o kadar sert değil de hani böyle tatlı dille güzel bir şekilde bana şey yaptı. Yedirdi hatalarımı gösterdi. Ondan sonra kendisi düzeltti neyin ne olduğunu görmem için. Ondan sonra bir daha hiç sorun yaşamadık. Ya aslında güzel olan şey bu. Hata yaparak ya da işte bazı açıklarını bir ustanla gördüğünde e, hani en azından kendi serine yansıtmandan söz ediyorum. Çok daha kolay Hı -hı. yapacaksın işte. Aa, bir dakika ben arka tarafa bir şey yapacağım ama demek zorunda kalmayacaksın. Çünkü zaten daha önceden başka bir seride buna benzer bir iş yaptın. Evet tabii bir sürü teknik öğretti sağ olsun. Çok işime yarıyor mesela. Sen zaten sanırım şey bana. bu bölümü şey yapmadın hani bir e, işte Grafik tasarımı ya da işte çizerlik vesaire bir şey. Sen şey yapmadın, okumadın sanırım. Yok hayır. O yüzden şu anda sen aslına bakarsan baya e, çekirdekten yetiştirmek derler sanırım buna sanayide. Baya çekirdekten evet. yetiştiriyorsun bir ustanın, bir çizerin yanında. Sana verdiği komutlarla şey yapıyorsun. Gelişiyorsun. Aynen öyle. Çok e, basit. Şu soruyu sorayım. E, çizim yapmaya <laughs> nasıl başladın? Çizim yapmaya kuzenim sayesinde başladım böyle 3-4 yaşlarındayken o benden 3 yaş büyük sürekli çizim yapıyordu yanımda ben de onu izliyordum ben de onu taklit etmeye çalışıyordum falan ya, kuzenim sayesinde başladım diyebilirim çizim yapmaya çok küçük yaştan beri ondan sonra araya bir dönem girdi çizimi tamamen bıraktım bu karantinanın başına geri döndüm çizim yapmaya ama millet de karantinada ne güzel işler yapıyor ya biz oturduk <laughs> şey bittik Allah Allah. Ya e, pandeminin bize kazandırdığı insanlardan birisin aslında. Şey e, evet. ülkede sence bir şekilde bu Tamina sorunun cevabını biliyorum ama çünkü bize sorulmuş. Bir şekilde bu basılsa yani basılma imkanı olsa bastırmak ister miydin? Yoksa hayır abi şu an benim serim bitmedi e, seri bittikten sonra düşünürüm gibi bir şey mi dersin? Ee, yo ta tabii ki isterdim basılmasını. Ama e, basılacaksa tek bir şart sunardım. Birinci bölümü baştan çizmek istiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> çünkü birinci bölümü hiç beğenmiyorum. Çok kötü geliyor. Ben yayınlıktan sonra gidip açıp bakamadım bile ilk bölüme. Böyle. Çok utanıyorum çünkü sayfalara baktığımda. O derece bir nefretim var ilk bölüme. Benim hoşuma gidiyor ya. Ben hani en azından şey... E, ya senden gidip de bir işte One Piece'in yeni ciltleri ya da işte bilmem ne serisinin çizimlerini beklemiyorum. Ki birçok insan da zaten işte ya abi sıkıntı şey özellikle Türkiye'de bak sana mesela çok fazla şey yorumlar gelecek ya abi çok güzel değil bilmem ne değil bu adamı niye bu kadar övdüğünüz muhabbetleri kesin gelecek çünkü insanlar şu an özellikle pandemi sonrası animeye başlayanlar bu yeni nesilde hep şey gördü der e, ee, Jutsu falan yapan stüdyo kimdi unuttum gene Mappa. Mappa yapıyor Ufa Table hani piyasada şu an çok haşmetli animasyon stüdyoları var ve insanlar animasyon ya yani, abi adam şey yapıyor Jutsu Kaisen ya da işte Nice Seri izliyor. Sonra mangasına dönüyor. Sonra diyor ki abi mangası o kadar güzel değilmiş. Yani Türkiye'de manga evet. okuyan kitle e, animesini izledikten sonra yönlendiği için oraya. Genelde çok daha rica abi haşmetli çizimler bekliyor ama hayır yani olmaz abi. Ama bazı çizerler var. Örnek vereyim Tokyo Ghoul mesela. Stüdyosu bence şey yapamadı. Yeterince güzel anime edemedi. Kendi çizimleriyle animasyon edilemeyecek çizimler yapıyor. Mesela bana şöyle bir soru geldi senin adına. Abi bu adamla konuşacaksınız ama bu adamın eserinde diğer serilerden farklı ne var? Hani var mı bir fark diyor. Sayın size şu anda senaryonun büyük bir kısmını bilmiyoruz. Şey diyebileceğim bir kısım var mı? Ben farklı bir tat katacağım bu seriye. Yoksa normal birçok insanın ele aldığı bir hikaye işliyoruz. Sonuçta ben amatör bir mangakayım ve bir şeyler karalıyorum abi mi diyorsun şu anda? Ricaat abi tırnak içinde. Ya kesinlikle böyle farklı olmaya şey yapmaya bir amacım yok yani. Nasıl desem? farklı olmaya çalışıyorum herhangi bir şekilde hikayede ya da hani şuraya şöyle yapsam böyle mi etkilerim böyle mi şey yap yaparım diye. Ya amatör olduğum için bir de şu anda yaptığım yazıp çizdiğim ilk seri olduğu için ya diğer mangalarda olmayan bir şey yok yani dümdüz bir shonen hikayesi battle shonen diyebilirim hatta çoğunluğu aksiyon içeren bir manga. Mesela şey muhabbeti yapacak mısın? Ee, seride karakterler genelde hani özellikle güncel serilerin büyük bir kısmında dostluk kardeşlik muhabbeti yapıyor. Bazı serilerse çok daha rica tabii dark bir hava şey yapıyor işte kötü adam gerçekten kötü, iyi adam biraz daha gene kötüye göre e, komik e, inançlarla hareket ediyor. Yoksa seride karakterlerin yapmak istediği şeylerin e, nasıl desem motivasyon amacı kaynağı daha sert olacak mı bize? Vay be bu adam bunu yapıyor çünkü şöyle şöyle bir şey başına geldi diyeceğimiz bir şeyler olacak mı? Ya da bu tarz bir karakterin şu anda planladığın var mı? Şu anda planladığım o tarz bir karakter var. Hani kötü adam kötü yani. Başka bir şey yok adamın. Ben... Saf kötülük mesela. Ben bir şey Şu anda düşündüm ana kötü. Ben Efendim? bak net söyleyeyim bence hani bu benim görüşüm bu arada tahminen herkes öyle düşünmüyordur ama abi kötü adamı hani ilk ana karakteri hikayeyi her şeyi kenara koyuyorum. Kötü adamımız evrene göre gerçekten çok mantıklı hedefleri ve niceye sahipse ve gerçekten kötüyse o seri tutar abi. Yani tutmak zorunda çünkü piyasada böyle seri yok gerçekten. Adamın yaptığı şeyler ya evrenle tutuşmuyor ya adam kötü bir karakter ama çok saçma salak şeylerden dolayı kötü olmuş ya da motivasyon kaynağı bizi yeterince tatmin etmiyor. Ben mesela piyasada şu anda e, gördüğüm birçok seri, tutan serinin büyük bir kısmı şey, kötü adamı seviyoruz. Çünkü beklediğimiz kötü adamı. Ya da en azından evet. iyi adam istediğimiz iyi. Ben şey de söyleyeceğim biz bu kadar bahsediyoruz da sanki manganın konusunu bir atladık gibi. Evet. Ee, Manga bir manganın konusu. Atladık. Manganın konusu ne? Manganın konusu aslında şey çok şaşırdım bu arada. Önce onu söyleyeyim. Yorumlarda gördüm. Herkes manganın konusunu çok beğenmiş. Ben bunu beklemiyordum. Hatta linçlenme, yani linçleneceğimi düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi, manganın konusu şonen ise var ya. Evet. Zaten şonen olarak yazdım ama Kodanşen editörüne göre bu hikaye şampu uygun değilmiş. <laughs> Bana öyle söyledi. Peki tam olarak ne ele alıyor? Hani en azından <laughs> bize bir tık da ileriden spoiler verebileceğin kadar anlatabileceğin ne var şu anda? Hani izleyenlerin ya da dinleyenlerin diyeyim şeyini bozmayacak, zevkini bozmayacak şekilde ne anlatabilirsin şu an bize? Hikayenelerisinden <laughs> mi? Şey yok. Abi sat lan bize mangayı. Şu an bize anlat. Böyle şey yap. <laughs> Bu abi an... mangamda şöyle bir karakter var diye. Böyle hani e, sanki okum. Hani arkadaşına manga önerir gibi şu an manganı bir tanıtır mısın anlamında söylüyorum yani. Yani çok zorlandım. <laughs> <laughs> Ama önce bir manganın konusunu söyleyelim. <laughs> Buyur abi. E, manganın konusu e, her böyle bir sürü ülke var normal olarak evrende. <laughs> Ve o ülkenin başlarında aileler var. E, bu 12 aileden olan Zao ailesinin bir tane çocuğu oluyor. Ve o çocuk güçsüz doğuyor. E, daha sonra e, diğer ailelerin zamanında korkup idam ettiği bir ataları var bu Za ailesinin. Aşırı güçlü bir insan. Zamanın en güçlü insanı diye geçiyor hatta. Ee, bu güçlü doğan çocuk bir şekilde o atanın gücünü elde ediyor. Daha sonra bu haberi diğer aileler öğreniyor. Ve Za ailesini ortadan kaldırmak için bir ekip kuruyorlar ve o ekipleri Za ailesini yok etmek için gönderiyorlar. Manga'nın ana konusu bu. İlerden söyleyebileceğim bir şey. Evet, şu an, siz <laughs> şu an cevap veremiyorum niye bilmiyorum ama ya manga saf aksiyon olacak sadece şu an bunu söyleyebilirim. Full aksiyon ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, şey sorayım hani dövüş sanatı tarzı olarak ne düşünüyorsun yani, yani işte kılıç ya da işte dövüş yani ne var kafanda? Her şey var ya manga'da, kılıç da var, dövüş <laughs> üstekleri de var, büyüler de var, <laughs> işte büyüler de var, çünkü her şey var. Sözcide çünkü şu anda neredeyse hiçbir şey gözükmedi adamın Senin En azından bize muhabbet öncesi gösterdiğin kadarıyla şey bile olacak sanırım. Sam'ın muhabbeti olacak mı? Evet var, Sam'ın da var. Çok güzel. Bir ilne var. Bir, yani çoğu şey var. Ben oynadığım oyunlardan da çaldım birkaç tane. <laughs> her şeyi koydum, çorba gibi. <laughs> tadında koyarsan zaten güveç dediğimizde şey de her şeyin katıldığı bir yemek lezzetli olabilir. <laughs> evet.